Herkese merhaba arkadaşlar. Gününüz güzel geçsin. Daha güzel geçsin diye şöyle güzel bir aperatif yapalım. Bugün çok değişik bir patates kızartması yapacağım size. Malzemeler burada. 2 tane büyük patates kızartmalık. Birazcık tel peynirini ince biçime didikledim. Biraz da sucuğu çok ince kestim. Bir de tuzumuz var. Bundan çok şahane, görünüşü çok güzel bir patates kızartması yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi patatesleri doğramaya başlayalım. Şöyle güzel keskinli bıçakla incecik doğruyoruz. Bir nevi cips gibi. Cipsten az daha kalın. Şu şekilde patatesleri doğruyalım. İncecik doğradığımız patatesleri yeterli miktarda tuzlayalım. Tuzcu size kalmış. Ben bu patatesleri daha önceki videolarımda belirttiğim gibi suya bırakıp bekletmiyorum. Çünkü suya bırakıp beklettim, nişastası gitti. Bunun bütün tadı kaçıyor. Lezzeti nişastasında. Şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Kızarmaya hazır. Bir teflon tavaya yarım parmak kadar yağ koydum. Teflon tava tavsiye ediyorum arkadaşlar bu iş için. Çelik tavayla da olur ama şu şekilde yerleştiriyoruz bunları. Yağdan korkmayın. Yağı çevirirken başka bir kaba aktaracağız. Patatesleri bir sıra dizdikten sonra boş yerlere de patates diziyorum. İnce kesmemizin sebebi buydu. Bu üstte dizdiklerimizin de pişmesi gerekiyor. Şu delikleri kapatıyoruz ki içine koyduğumuz malzemeler düşmesin. Yani iki sıra patates dizmiş olduk. Şimdi bunu bir kapakla kapatıyoruz. Bu kapağın patateslere değmemesi lazım, yoksa yapışır. Bu şekilde bir tarafını kızarmaya bırakıyoruz. Patateslerin altı kızardı. Burada sık yapılan hatalardan biri arkadaşlar, bunu her tarafının içindeki malzeme koyup üstündeki patatesleri koyup öyle çeviriyorlar. Ama bu sefer içine attığımız ikinci kattaki patatesler pişmiyor. Şöyle bir kapak elde ediyoruz. Kapağı beraber patateslere bastırıp yağını herhangi bir kaba döküyoruz. Böyle. Bir plastik maşa yardımıyla yeniden dağılan varsa şöyle düzeltiyoruz. Şimdi malzemelerini koyalım. Şöyle sucuklarımızı diziyoruz. Bu sucuk miktarı size bağlı. Peynir miktarı da size bağlı. Tel peynirlerimizi şöyle yerleştiriyoruz. Şimdi üstüne ikinci sıraya geçiyoruz. Bu arada tavamızın altını kıstım.
şekilde her yere kaplayacak kadar padayı satıyoruz. Patates fazla gelirse kullanmayın arkadaşlar. Bu benim tavama göre tam ölçü. Şöyle dikkat edin, peynirler güzel kapansın, kızarken akmasın. Boş aksa da bir şey olmaz ama. Şimdi yapacağımız iş, bunu gene şöyle tavanda şöyle bir çevirmek. Bir tabağa aldığımız yağı gene tavamıza döküyoruz. Şu şekilde altını açıp üstünü de kapatarak kızarmaya bırakıyoruz gene. Üstünü kapatmak önemli arkadaşlar. Çünkü içindeki patatesler buhar yaparak pişecek. Yumuşak olacak, yoksa çiğ kalırlar. Tahminim olmuştur. Şöyle bakalım. Yine kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde yağını boşaltıyoruz. Alt tarafını biraz, şimdi altı üstü biraz daha kızarması istiyorsanız yağ atmadan biraz daha İki tarafı da ateş tutalım. Çünkü şu anda patateslerin içinde kalan yağlar var. Hem onları süzülecek, hem de istediğiniz görüntüye kavuşacak. Bu taraf biraz daha kızarabilir. Şöyle pişmeyenleri alttan üste alıp bir dahaki çevirdiğimizde kızarmasını sağlayabilirsiniz. Bir daha bakalım. Bakın hala yağ çıkıyor. Gördüğünüz gibi 10 dakikada müthiş mükemmel bir şey oluyor arkadaşlar. Şu renk yeter zaten iştah açmaya. Şimdi altını kapatıyoruz. Bakalım, bir daha tekrar edelim. Gördüğünüz gibi iki tarafta şahane oldu. Şu şekilde servis yapacağız arkadaşlar. Müthiş. İçine bakalım nasıl bir şey var içinde. Afiyet olsun.